Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Sol bok hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ikinci bölümdeki olaylar olduktan sonra üçüncü şehre Grey City'ye geleceksiniz ama Grey City sizde biraz daha fazla gözükecek. Farklı gözükecek özür dilerim. Şuradaki bina olmayacak. Biraz daha farklı bir bina olacak. Biraz daha az NPC olacak. Ancak çok önemli değil. Önemli olan arkadaşlar buraya geldiğimizde neler oluyor? Şimdi Haru ile buraya geldiğiniz zaman Haru bir kere arkadaşlar tamamen intikamcı modunda. Çünkü yani ikinci Awakening ile beraber duygu patlaması demiştik ya Haru'ya. Haru, ya. Haru o olaydan sonra nasıl Henry'i bulurum Henry'nin kafasını nasıl uçururum diye gezmeye başlıyor ve bu şehre geldiği zaman şuradaki Toru arkadaşlar buranın generali en yüksek rütbeli kişi bizim önceden konuştuğumuz Aru'dan bir Aru'ndan yüksek rütbeli bir kişi normalde konuşuyor Haru'ya görev verecek Haru direkt olarak diyor ki hani görevle vesaire ilgilenmiyorum Henry nerede zar zor Henry'i ikna et Pardon Haru'yu ikna ediyorlar arkadaşlar hem şehre yardım ediyor hem de Henry'nin izlerini aramaya başlıyor Uzun süre Henry'i kovalıyoruz ve en sonunda arkadaşlar bir ipucu buluyoruz. İpucu yalnız şifreli. O yüzden hemen kendimizin açabileceği bir ipucu değil. Bir de şöyle bir şey var. İpucunu bulduğumuz zaman da bizim görev yaparken sağ üstte konuştuğumuz bir tane karakter var. Kuloy diye fark etmişsinizdir. O arkadaşlar Haru'yla konuşup biraz Haru'yu sakinleştiriyor. Yani diyor ki hani, tamam intihar, intikamından vazgeçme ama çok fazla intikamla gözünü karartıyorsun. Bu hani kötü olabilir diyor aslında bayağı uzun süre konuşmaya çalışıyor da. Kısaca özetlerim sizin için olayı. En sonunda Haru biraz sakinleşiyor. Ama yine de arkadaşlar tabii ki Henry avlama görevinden vazgeçmiyor. Çünkü önceden de demiştik Haru'nun gücünün kaynağı intikam. Hani intikamdan vazgeçerse Soul Walker olarak gücümüzü de kaybederiz. O yüzden hiçbir zaman hani intikam kısmını Haru bırakmıyor. Ne olursa olsun. Oradan aldığımız şifreyi arkadaşlar şuradaki adama veriyoruz. Rauper. Şimdi bu Rauper eski bir net firmasının çalışanı. Aslında direkt net firması çalışanı desek de olur. Eski gerek yok. Rauper net firması çalışan ama bir teknisyen birisi diyor ki bana getirdiğim bilgiyi ben çözebilirim diyor. Peki biz neden bu öğrendiğimiz bilgiyi net firmasına veriyoruz? Yani normalde Tariforos linkedinde birisi yapması lazım. Şöyle arkadaşlar bakın şurada olması gereken iki tane karakter var. Size hemen resimlerini göstereyim. Bir tanesi şu Sangiop diğeri de Jeremy. Şimdi Sangiop diyor ki bizde böyle bir bilgi var ama Bizde net firmasındaki gibi teknisyenler yok. Teknisyenler net firmasından daha çok para kazanıyor diye orada çalışıyorlar diyor bu adam. Benim orada bir çocukluk arkadaşım var. Sen bunu Roper'e götür Roper baksın diyorlar. Biz de o yüzden Roper'e götürüyoruz. Jeremy de bu arada sanki yapın arkadaşlar küçük kardeşi. Onun önerisiyle hani zor da olsa biz öğrendiğimiz bilgileri Roper'e bırakıyoruz. Biz bunu bıraktıktan sonra da şunu öğreniyoruz arkadaşlar. Rapid Flame denen bir organizasyon. Daha doğrusu ülke de diyebilirsiniz aslında. Grace şehrine saldırıyor. Rapid Flame kim? Neden buraya saldırıyorlar? Rapid Flame arkadaşlar başka hmm. bir dünyadan gelen ekipler. İlk bölümde size şunu demiştik ya, bir vakum var. Vakumla beraber karakterlerimiz yutuluyor. Bu dünyaya geliyoruz diye. Bununla beraber bizim gibi farklı bir dünya daha da var. Yani normalde hiç insanların yaşamadığı farklı bir dünya var. Oralarda da vakumlar oluşuyor. Vakumların oluştuğu ülkelerden birisi ise Rapid Flame'in olduğu ülke. O Rapid Flame vakumla beraber bizim bulunduğumuz şu anki dünyaya geliyor. Ve bu adamlar arkadaşlar bir nevi World of Warcraft'taki gibi orklar gibi düşünebilirsiniz bu adamları. Savaşçı adamlar. Güç her şey diyen adamlar. Bizim buraya geldikleri zaman da bizim sol gücümüzü fark ediyorlar. O yüzden diyorlar ki yani bu insanlar güçlü o zaman biz bunlarla savaşalım. Bunları hükmedelim. Bunların üstüne geçelim diyorlar. Ve buradaki insanlarla savaşmaya başlamışlar. Biz geldiğimiz zamandaysa bu saldırıların en yüksek kısmı başlıyor ve 4 ana büyük generalleği ile beraber Great City şehrine saldırıyorlar. Bu generallerin hepsini tek tek avlıyoruz. Avladıktan sonra saldırıların tabii ki duruyor. Ve şöyle bir bilgi geliyor. 4. generali kestikten sonra Raverani Şifre'yi çözdüğünü söyleyecek, e, Net firmasının yaptığı işte deneyleri açıklayacak bize ve bunları söylerken bizi Toru çağırıyor. Torun yanına gidiyoruz ve Net firmasının başı, şirketin lideri arkadaşlar bizi çağırıyor. Diyor ki Soru ve Soul Walker hani sizden özür diliyorum diyor. Benim arkadaşım böyle bir şey yapmış ama bunun karşılığını telafi etmek için size yardımcı olacağız diyor. Rapid Flame'in ana üstünü bulduk. Ana üstüne gidin. Hani onları orada tamamen yok edin. Biz de size yardım edeceğiz. Onların yerini sağlayıp size silah falan satacağız. Onun karşılığında siz onları temizlersiniz böylece barışmış oluruz. Şimdi Haru tabii ki bayağı sinirli bu adama karşı. O yüzden yani neler dediğini geçeceğim ama kısaca ölen herkes için özür dile diyor. Net firmasının lideri bir şey demiyor. O, Haru arkadaşlar, Coljunk'lardan, yaratıklardan nefret ettiği kadar o Net firmasında olan herkesten de nefret ediyor. O yüzden böyle olaylarda Net firması bize yardım ediyor olsa bile Haru direkt olarak intikamcı modunda. O yüzden bayağı bir ters diyor adama. Neyse bu verilen bilgi üzerine Toru diyor ki tamam o zaman bütün güçlerimizi toplayıp Rapid Flame'in üstüne basacağız. Plan yapılıyor. Rapid Flame'in üstüne saldırıyoruz. Ancak saldırdığımız zaman arkadaşlar bir öğreniyoruz ki bu aslında bir tuzak. Rapid Flame hani bütün adamlarını hazırlamış. Oraya giden birliklerin, NPC'lerin çoğunu öldürüyorlar. %70'i kadarına. Biz de hani bölgeye gittiğimizde arkadaşlar şurada iki tane NPC oluyor demiştik ya size göstermiştim. Hatta yeniden şöyle resmini de göstereyim. Tank yok ve Jeremy. Bölgeye geldiğimizde Tank yok ölmüş oluyor. Jeremy ise arkadaşlar Kulpa'yı kurtarıyoruz. Bu adamlara kadar normalde bu adamlar lojistik adamlar. En arkada durması gereken adamlar. Rapid Flame'in askerleri bunlara kadar gelip çoğu kişiyi katletmiş. sanki e, tank da ölenlerden birisi oluyor. Bir şehre döndüğümüzde ise arkadaşlar bir öğreniyoruz ki Net firması tamamen kaçmış. Büreyi binayı falan tamamen bırakıp gitmişler. Ama bu olayla beraber arkadaşlar şunu öğreniyoruz. Rapid Flame'li Net Company'si yani Net şirketi beraber çalışıyorlar. Yani net net firması bir nevi rapid flame'i destekliyormuş. Net firması arkadaşlar rapid flame'e özel aletler de sağlamışlar. Bu aletleri vesaire ne oluyor derseniz şimdi bu olaylardan sonra arkadaşlar biz bir şehre gidiyoruz. Şehirde bakıyoruz ki bütün insanlar kayıp. Ta yerde sadece kıyafetler var. Neler oluyor diye etrafı araştırmaya başlıyoruz. Ve kıyafetlerden birkaç tanesini şehre getiriyoruz. Şehre getirdiğimizde arkadaşlar bir öğreniyoruz ki Rapid Flame bir silah yapmış. Aslında hani net firmasının desteğiyle yapılmış bir silah bir nevi insanları arkadaşlar tamamen yutuyor. Bütün hani derisiyle beraber. Derisinin çok ince bir kısmı kıyafete yapışmış bir şekilde kalıyor ama geri kalan her şeyi yutuyorlar. Yani bir nevi insan yiyen makine yapmışlar. Netflix firmasının desteğiyle. Bu makinelerle beraber arkadaşlar insanları öldürüyorlar. Tabi durum böyle olunca Haru deliriyor. Bunları avlamaya gidiyor ama o sırada şunu öğreniyoruz arkadaşlar. Şimdi Önceden Rapid Flame ile savaşıp 4 tane liderini öldürdük demiştik ya. Bir tanesi uçurumdan düşmüştü. O uçurumdan düşenin aslında ölmediğini öğreniyoruz. O kişi o insanları yiyerek topladığı gücü kendisine aktarmış. Ve o güçle bizimle savaşmak istiyor. Daha doğrusu bizimle savaşıyor ve kaybediyor. Şimdi bu olaylar neden oldu? Neden Net firması Rapid Flame'e bu gücü verdi? Rapid Flame neden insanları yuttu? Şöyle arkadaşlar. Şimdi Rapid Flame bizim karakterlerimizden daha farklı bir gücü kullanıyor. Desire enerjiyi yani... ...arzu gücünü kullanıyor. Arzu gücü bizim şu anda kullandığımız Soul gücünden farklı. Farklı bir dünyanın daha böyle açgözlü bir gücü. Vakumda olan bir güç. Soul Force gibi değil de yani Soul gücü değil de... ...karakteri de biraz daha delirtebilecek bir güç. Özellikle normal insanlarda. Şimdi bu güçle Soul Walker gücü normalde yan yana duramıyor. Desire gücü Soul Walker gücünden... ...o Soul gücünden daha güçlü bir güç olduğu için onu yutuyor. Ancak bu Rapid Flame, Net firmasının desteğiyle beraber yaptıkları araştırmada hani ikisini beraber kullanmaya çalışmışlar. Bu yüzden insanları yiyelim. Bütün bir şehirdeki insanları bu yüzden avlamışlar bir nevi makinalarla. O makinalarla topladıkları gücü o işte önceden uçurumdan düştüğünü zannettiğimiz adama vermişler. Yani adamda hem desire enerjinin gücü olmuş hem soul walker'ın gücü olmuş. Ve biz o adamla savaşıp onu yeniyoruz. Yani net firması yine bir deney için köy kadar hatta bir şehir kadar insan arkadaşlar boşu boşuna harcamış oluyor. Ardından arkadaşlar Henry'nin olduğu üstü buluyoruz. Ve bu üste tabii ki doğal olarak Haru direkt saldırma moduna gidiyor. Üste girdiğimizde ise arkadaşlar orada gene bir Neil Sawwalker'ı görüyoruz. Geçen şehirde gördüğümüz Neil Walker, Bu sefer biraz daha güçlü bir şekilde orada duruyor. Haru onun üstümüz pardon. Haru onunla savaşıyor. Henry onun üstümüze saldığı için. Henry ise arkadaşlar biz onunla savaşırken tamamen o üstten tüyüp başka bir yere doğru gidiyor. Ve arkadaşlar Grace'de olanlar da bu kadar. Yani bayağı bir bölümü burada geçiriyoruz ama kısacası net firması yine hem yüzlerce insan hayatına mal oluyor. Belki de binlerce tam olarak sayıyı bilmiyoruz. Hem o Sankyub denen adam ölüyor. Hem Jeremy bu yüzden arkadaşlar bizi suçlamaya başlıyor. Diyor ki sen daha hızlı gelseydin Sankyub'u kurtarabilirdin diyor. O yüzden normalde yine bizi seven birisi bize düşman oluyor. Evet arkadaşlar bugün diyeceklerim bu kadardı. Sizin aklınıza kalan bir şey varsa ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Yine biraz daha özetlemeye çalıştım olayları ama her bölümde ne yaptığınızı artık anlayacaksınızdır. Yine de sormak istediğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.